Bir sözü, bir bakışı, bir mimiğiyle zorlamadan ve zorlanmadan milyonları bir anda kahkahaya boğan kaç komedi sanatçısı vardır? Espri aynıdır, oyun tekrardır, karakter sıradandır ama o işin içine girdi mi farkı yaratır. Halkın ona karşı güdümlü bir sevgisi ve sempatisi midir bilinmez ama o tartışmasız her yaştan, her ekonomik katmandan, her kültür grubundan insanı güldürmüş, bizden bir hisse sıcaklığını yayan usta oyunculuğuyla içimizden biri oluvermiştir. Hep sevdiğimiz, benimsediğimiz ve hiç kimseye değişmediğimiz. Mizahın en derin köşelerine oyun gücüyle erişmenin yanı sıra hayatın başka yollarını da keşfe çıkmıştır. Tıpkı bizim onun güçlü, tok ve dokunaklı güzel sesini çok sonra keşfetmemiz gibi. Musikiden tıbba, ekonomiden mizaha, siyasi ilişkilerden dostluğa, hayatın renklerini koyu koyu yaşayan ve yaşamıyla hayatımıza renk katan bir isimdir o. Bugünkü konuğum, Portreler programının 200. konuğu, mizah dünyamızın büyük ustalarından sevgili Metin Akpınar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz, gururlandırdınız. Ben şeref duydum. Bizim bu özel günümüzde, özel programımızda. Güldürmek neden zordur? Şimdi insan yapısında akıl ve duygu her zaman dengede değildir. Bazı toplumlarda da akıllı toplumlar ya da duygulu toplumlar diye ikiye ayırmak sanıyorum ki mümkündür. Duygusu yoğun olan toplumları ağlatmak daha kolaydır. Güldürmek çok zordur. Bizim toplumumuz Allah'tan çok akıllı sayılmasa da zeki bir topluluk. Espride zekaya hitap ettiğimden ülkede güldürmede zorluk çektiğim söylenemez. Peki bu size has bir durum mu? Hayır, bu genelde mizahın başarısı diye düşünüyorum, sadece benim için değil. Yalnız tabii konferans vermek, insanları ağlatmak, emretmek, amir olmak, hatırlatmak, uyarmak gibi konular güldürerek ya da tebessüm ettirilerek yapılırsa serotonin artışı da fazla olduğundan kabulü daha kolay olur. Yoksa ötekinde düşmanlık mı geliyor bana karşı diye adrenalin salgılar, o da düşmanca duygular içerisine girer. Ve hemen defansa geçer. Ve de yararlı olmaz, savunmaya geçer. O yüzden tebessüm ettirerek, güldürerek bir şeyi anlatmak çok daha doğru bir yoldur. Hemen şunu ilave etmek istiyorum izin verirseniz. Objektif bakıldığında dışarıdan poz pozisyona düşeni, yanlışı yapanı gösterirseniz izleyenlere, onlar o duruma düşmeyecekleri düşüncesiyle onları olarak görürler. Evet. Sahnede canlandırdığınız kahramansa, işte 5 kişiyi dövüyorsa, iyi işler hallediyorsa, çok kadın öpüyorsa, o benim diye onunla özdeşleşir, identifiye olur. Halbuki poz pozisyona düşen biri ise bu ben değilim diye de övünür. Ve gülmek daha kolaydır. O yüzden bu iki yolu seçerek insanlara bir şeyi anlatmak, bir şeyleri kabul ettirmek, yanlışı göstermek daha doğru olduğundan güldürerek işi seçmeyi düşünüyorum. Hangi zamanlarda ve hangi şartlarda güldürmekte zorlandığınızı hissettiniz? Şimdi hepimiz insanız. Yani insanlar alemi, hayvanlar alemi, aktörler alemi, bitkiler, örümcekler, kabuklular diye ayrılmıyor. Yani bir aktörler sınıfı yok. Biz de insanız. Öyle olunca bizim de çok duygu yoğun olduğumuz dönemler, üzüntülü, sıkıntılı olduğumuz dönemler, ihanete uğradığımız dönemler, yalanla karşılaştığımız ya da yalan söyleyip utandığımız dönemler olmuştur. Öyle olunca insanlar çok başarılı olamıyorlar. Ama tiyatro öyle bir sanat dalı ki, inanın bana, alerjik rinit olsanız, kuliste 30 defa hapşırırsınız, sahneye girdiğinizde geçer. Aferin diyare olsanız, tuvaletlere taşınsanız, sahneye girersiniz 1,5 saat boyunca sizi hiç rahatsız etmez. Bu arada bu cümlelerinize tıp bilginizin de ne kadar yoğun olduğunu da ayrıca da portrenizin bir parçası olarak görüyoruz. Sonra değiniriz. O yüzden o sahnenin yüceliği, İnsan performansını normal zamanlarda %35-40 civarında kullanıyor. İşte bazı atletler, operacılar falan yukarı doğru çıkıyorlar burada. Kısa mesafe koşucuları ve atmacılar aşağı yukarı 85-90 civarında kullanıyorlar. Operacılar o civarda kullanıyorlar. Biz tiyatro sanatçıları da 70-80 civarında kullanıyoruz. Ama kabare tiyatrosu biraz daha bu çizgiyi, çıtayı yukarı koyuyor zannediyorum. Şimdi o performans devreye girince, İnsan üzüntülü de olsa, yorgun da olsa, sıkkın da olsa, hiç değilse vasatın altına düşmüyor. Yani
zorlandığımız zamanlar olmuştur ama gene vasatı tutmuşuzdur zannediyorum. Şimdi siz söz konusu olduğunuz zaman Metin Akpınar dendiğinde sevilen ve benimsenmiş bir isim. Dolayısıyla halkta size karşı güdümlü bir sevgi ve gülme eylemi var. Bu beni çok sevindiriyor. Yani ben bir sürü ödül aldım. Evde tabaktan şirkten geçilmiyor. Para da kazandım bu işinden. Ama bana gösterilen sevgi inanın benim aldığım en büyük ödül. Ve o beni çok mutlu ediyor. Yani belki aynı espriyi 10 kişi yaptığında insanlar gülmüyor ama siz belki çok ufak bir mimikle o insanları bir anda güldürebiliyorsunuz. Bu biraz beraberinde acaba kolaylık da getiriyor mu size? Seyirci koşullandıktan sonra evet. Ama sanat detaydadır. Kanepeçi gibi işlerseniz, kanepeçiden anlayanlar gülerler. Kaba çizgi işlerseniz, kaba çizgi sevenler gülerler. Ama siz eğer kanepeçi işçiliğini sürekli yapmışsanız uzun yıllar, artık sizin böyle bir potansiyel grubunuz, potansiyel seyirciniz, potansiyel anlayıcılarınız oluşmuştur. Onlarla beraber mutlu olursunuz. Artık yalnız değilsinizdir. Onlar da sizsiz değildir. O yüzden o alışveriş çok daha kolay olur ve sevilir. Yani o kolaylığa erişmek aslında yılların zorluğundan geçen bir alışveriş. Yani bu ustalarımızda da görülmüş bir şeydir. Rahmetli İsmail Dümbüllü de öyleydi. İsmail Dümbüllü biliyorsunuz geleneksel Türk tiyatrosunun orta oyunu diyebileceğimiz bölümünde çok ciddi bir aktör, çok kocaman bir aktör. Bir de Türk komik tipine çok uygun. Piknikte kısık sesli, kaşınma nefes alan böyle tam tam bir adamdı. Ve sanıyorum Kızıl Toprak'ta otururlardı. Ben İsmail Dümbüllü'ye hayranım o zaman. İşte sahnelerde görüyoruz. Çocukuz taklitlerini yapıyoruz falan. Garibin bahçesinde uğraşıyor. Salatalara su verdim de ruhlar dedi. Ben gene güldüm. Yani izleyici koşullandım mı o gülmek, güldürmek, anlaşmak sizin daha kolay. Sizin hep bir sözünüz var. Diyorsunuz ki tiyatro toplumun bir aynasıdır. Buna Shakespeare'den alıntı yaparak söylüyorsunuz. Şimdi eğer öyleyse hayatta hep kahkaha, mizah ve gülme yok. Üzüntü de var, dram da var. Hiç dram oynamayı düşündünüz mü? Tabii hep düşündüm ama hiç imkanım olmadı. Yalnız işte sinemada zaman zaman bunu uygulamaya çalıştık. Yalnız gülmecenin altında yatan trajedi zaten onu içeriyor. Bugün gülünecek, insanı kahkahalarla güldürecek her olaya bir başka objektifle baktığınızda onun içinde çok ciddi bir dram bile demiyor. Trajedi yattığını görüyorsunuz. Mesela ülkenin bugünkü hali gibi. Evet. Gülüyoruz ama yani hakikaten belki ciddi trajedi. Ama zaman zaman bir zekiyle sahnede hadi bu akşam güldürmeyelim deyip eskiden çok güldüren bir sahneyi denediğimiz, kendimizi sınadığımız, izleyenlerimizi sınadığımız olmuştur. Tabii oyunların sonunda siz Zeki ve Metin olarak, siz olarak gelip sonunda yaptığınız diyaloglar var. Oldukça ciddi ve mesajlarla dolu. Sanıyorum onun hit noktası Beyoğlu Beyoğlu'ndaydı. Bir de 10. yılımızda biz 4 ortaktık önce. Sonra bir ayrılma olayı olmuştu. O ikisinde çok doğru çıktı onlar, anımsıyorum. Komedi sizin planlı bir tercihiniz miydi? Evet. Çünkü diyorsunuz ki 11-12 yaşlarında baba ocağında çocukken elimde süpürgeyle taklit yapardım. Evet. Yani o bir belki de zekanın tarifi olan çevreye uyum becerisi. Ben de orada gelişmiş, acık zeki bir çocuk olduğum için çevreme uymak ve çevremde rahat yaşamak için de sanıyorum bakıp öykünmüşüm birilerine. Onları almak, onları hafızada belli zamanlarda biriktirmek ve belli zamanlarda kullanmak gibi bir becerim gelişmiş. Yani o zaman aktör değilim ama mugallitim. Yani imitatörüm. Sizi yönlendirenler sonra kimlerdi o dönemlerde? Vallahi önce herkes. Ama eminim ki benim beynimde bir merkez beni oraya doğru zaten itiyordu. Ona hayır demek olası değildi. Ben bunun için çok şeyi terk ettim. Yani önce rahmetli babamı kırdım ki bir yüksek okulu bitirmezsen, işte kart vizitinde doktor, doçent, prof yazmazsa çok üzülürüm, sana hakkımı helal etmem diyordu. Sonra etti ama önceleri çok üzüldü mesela. Tiyatrocu olmamam için dayatılıyordu evden bana. Evden kaçtım diyebilirim. Erken evlendim. Evliliğimde başarılı olmak sanatımdan bir parça ayrılmaya bağlıydı. Yani sanatı biraz ihmal etmeye bağlıydı. Ben eşimin de anlayışıyla evimi ihmal ederek sanatımı ihmal etmedim. Ama gene de bir şeyler kaybettim sayılır. Bir çocuk sahibi olmadım. Olamadım değil, olmadım. Çünkü o olsaydı ben bölünecektim. Bütün Akpınar'ı yaratamayacaktık.
Peki bugün hangi tercihleri yapar mıydınız? Hiç şüpheniz olmasın. Bunu kesinlikle söylüyorum. Yani komediyi seçtirmek aslında sizin hayatınızı da güldürdü bir yandan. Evet. Şimdi aslında siz gençken insanları pek güldüren bir genç değil misiniz? Hatta ürküten bir gençmişsiniz. Bir dönem Aksaray sizden soruluyormuş Metin Bey. Şöyle diyorsunuz, dayak ye ye Adele gücünün önde olduğunu düşünmeye başlamıştım ve yapılı vücuduyla bir süre sonra siz de artık dayak yiyen değil, dayak atan bir genç olmuşsunuz o dönemde. Hatta sizin lakabınız üçgen Metin'miş vücudunuzun yapısından dolayı. O dönem ve bu tür bir psikoloji sizde ne tür izler bıraktı? Şimdi bu aslında bir yaratılış. Yani işte yüklenmiş kişilik dediğimiz sklerotimik kişilik aktör olmak için de gerekli. Şimdi orta halli bir ailenin mütevazı bir evinde büyüyorsunuz. Ve de çevrenizle didişmeniz şart. Önce annesinin kuzusu olarak evin içerisinde hanım evladı dediğimiz şekilde büyürken sokağa çıktığınızda bakıyorsunuz ki... Tabii dört dünya, kız kardeş ve bir erkek çocuk olunca... Evet, dünya öyle değil. Dünya öyle olmadığı, dünyanın öyle olmadığı anlaşılınca o zaman o dünyaya da uymak için bir şeyler yapmanız gerek. Ve de ilkellik olarak tanımladığım o yaşamdan da geçmek durumunda kaldım. Tabii buralarda her şey biraz abartılır. Hatta bunun hit noktası bir arkadaşım benim dışımda anlatmış. Ben yürüdüğüm zaman kepenkler inermiş. O kadar ürkütücü. O kadar da değil. O kadar da kabadayı değildim. Biz zaten kabadayı, mafya vesaire falan değildik. Biz mahalle delikanlısıydık. Sadece o dönemde işte bilekli delikanlı denilen. Açık gözü pek. Sadece öyle denilebilir. Ama bir gün geliyor 17 yaşında. Dostoyevski hayatınızı değiştiriyor. Nasıl oluyor bu değişim? Şimdi o benim inanarak samimi söylediğim bir sözdür ama başka boyutlara çekildiğini birkaç kez dinledim. O da şunu amaçlıyorum. İnsan okumaya başlayınca düşünmeye başlıyor. O zamana kadar da düşünce zihinsel bir olgudur, bilgiyle doğru orantılıdır. Benim o zamana kadarki bilgilerim sağlıklı düşünmemi engelliyordu ki ben o bugün utanılacak boyutta olumsuz hareketlerin de içerisinde olmuştum. Şimdi burada isim biraz garip olduğu için insanları başka tarafa çekiyor. Yani budala, aptal. O zaman o kitabı seçmemdeki neden en ucuz olmasıydı. Çünkü 25 kuruş almıştım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın beyaz yayınlarından. İşte ondan okumaya başladım ve ondan sonra çok yoğun bir okuma dönemine girdim. Ve o benim yaşamımı değiştirdi. İnsanları kaba kuvvetle yaralamanın, zedelemenin, hatta sabit eser bırakmanın çok ayıp ve çok yanlış, çok ilkel olduğunu öğrendim. Ama mutlaka da insanları dövmek lazımdı. O zaman sözle. Dövmeyi, sözle ısırmayı, sözle eğitmeyi, sözle eğitilmeyi öğrendim. Onun için orası bir dönüm noktasıdır. Yani ürküterek etkilemekten güldürerek etkilemeye bir geçiş. Çok ayrıca teşekkür ederim. Şimdi Zeki Alasya, Metin Akpınar ayrılmaz bir ikili. Ne zaman bu ikili başladı, ne zaman doğdu gibi soruları artık sormuyoruz. Onları geçiyoruz. Ezberlenmiş durumda. Şunu merak ediyorum. Zeki Alasya ile önce dost, sonra ortak. Yoksa önce ortak, sonra mı dost oldunuz? Önce ortak, sonra dost olduk. Yalnız bu bir belki de yazgıdır. Ben fatalist biri değilim ama Zeki ile çok benzerliklerimiz, çok örtüştüğümüz yanlar vardır. Örneğin aynı semtin çocuklarıyız. Aşağı yukarı Şehzadebaşı ve Aksaray. Babalarımız aynı kurumda çalışırlardı. Büyük bir aslantı İbrahim Ethem Kimya Evi'nde. Benim babam bir distolojinin kısım şefi diye tanımlanan, titri büyük olsun diye öyle tanımlanan, oysa koyunların ciğerindeki parazit kelebeği düşürmek için ilaç yapan bir bölümde çalışıyordu. Zeki'nin babası da aynı kurumun propaganda şefiydi. Şimdi aynı mahallede doğmuşuz, büyümüşüz. Babalarımız aynı işte çalışıyor. Annelerimiz öldüğünde imamları aynıydı. Evet, biz ikimiz beraber Milli Türk Talebe Birliği'nden doğduk diyebilirim. Bir sene ayrı olduk. O şey tiyatrosuna gitti, Arena tiyatrosuna gitti. Ben Uluslararası Tiyatrosu'na gittim. Bir sene sonra da birleştik. Ve bu kader bizi birleştirdi denilebilecek kadar ciddi örtüşme. Belki oradan girdik ama önce ortak olduk. Fakat o ilk elektrik çok önemlidir. O MTTB'de yaşanan sıcak bir olay. Zeki çok olumlu elektrik dağıtan biridir.
Ben biraz daha septikimdir mesela. Baştan biraz tadım çıkmaz benim. Beni iyi tanıyanlar bana üvez derler. Önce buruk gelir, sonra tadı çıkarmış. Ama Zeki öyle değildir. Zeki çok sıcaktır, çok açıktır, çok cana yakındır. O ilk elektrik sanıyorum ki ortaklığımızın, sonra da dostluğumuzu ve birbirimizi sevmemizin nedeni oldu. Benzeştiğimiz çok noktalar var, hayatımızın örtüştüğü alanlar var dediniz ama bir yerde de çok ayrı yapıda, çok farklı düşünen iki insanız demiştiniz. Tabii tabii, benzeşmek diye algılamamak lazım onu. Fenomenlerin örtüştüğünü vurgulamak için onu söyledim. Biz çok farklı kafa yapısında insanlarız. Belki de evliliğimizin başarılı olmasının nedeni de o. Aynı şekilde düşünseydik olmazdı. Örneğin Zeki'yi Metin'den ayıran önemli farklar nelerdir? Nerelerde dengeler sağlanıyor? Şimdi aslında zor bir sual bu. Keşke Zeki de burada olsaydı da beraber tartışsaydık ama daha evvelden deneyimli olduğum için gene söyleyecek sözler bulacağım. Bir de 36 senelik bir ortaklıktan sonra herhalde daha öyle zor, bir söz hakkına daha zor, daha zor, çok, çok zor. Tabii birbirimize o hakkımızı hep vermişizdir. Ve de biz birbirimize iyi anlatırız. Ama kötü yanlarını sorunca o zaman insan biraz darlanıyor. Yani şöyle şeyler söylemek mümkün. Zeki bir defa ismiyle müsemma zeki bir adamdır. Çok okur, çok kültürlüdür. Her konuda bilgi sahibidir. Ancak dağınıktır. Yani hem süflidir denilebilecek kadar üstüne başına dikkat etmez. Hem evi dağınıktır. Hem yemesine içmesine dikkat etmez. Ben de tam tersi mahalle çocuğu olmama rağmen çok değerli topluyumdur. Her şeyim yerli yerindedir. Hatta simetrolomani var denilecek şekilde. İşte öyle bir şakam da vardır. Benim kütüphaneyi düzeltmekten fakülteyi bitiremedim diye. Ne zaman ders çalışmıyor otursam o kitap yamuk diye kaldım, kütüphaneyi temizlerdim. O yüzden okuyorum. Ben de o boyutta düzenliyimdir. Zeki Alasya şöyle bir tanım yapmış. İki günlüğüne hafta sonu biz ziyaretimiz olursa ya da bir iş gezisine çıktığımızda ben ufacık bavulumla giderim. Bir de bakarım Metin'e 9 bavulla gelmiş. 18 çift ayakkabı ve hepsini teker teker dizer. Oysa benim çantamda 2 gömlek vardı diye. Doğrudur. Hatta bir dönemde onun güzel bir fanesiyle bir gri kaza vardı. Onları bir gün ters bir gün yüz giyerdi. Yani şöyle çıkarıyor sonra aynen giyiyor. Ertesi gün düz oluyor. Saat bile biliyorsunuz durduğunda günde 2 defa doğruyu gösterir. O boyutta böyle minik ayrılıklarımız vardır. Zeki çok merhametlidir. Daha emosyoneldir. Ben biraz daha akılcı olmaya özen gösteririm. Bu belki de duygumu örtme isteğinden geliyordur. Peki birbirinizi asimile ettiğiniz, birbirinizi etkilediğiniz yönleriniz oldu mu? Zamanla sivri olan uçlarınız törpülendi mi? Tabii, birbirlik karşılıklı tabii. İletişim ve etkileşim. Ben mesela klasik Türk müziğini çok severim. Kulağımda o namelerle dolu olarak büyüdüm. Zeki de Batı müziğini sever. Kulağı o namelerle, o melodilerle, o motiflerle dolu olarak büyümüş. Giderek şimdi o güzel bir Alaturkacı olma yolunda gelişti. Ben de Batı müziğine özen gösterdim. Bunları dinledim, öğrendim. Mesela böyle bir minik pahlarımız, köşelerimizi kırmak, pahlı olmak oldu. Bir yerde diyemedim dediğim var. Bir yerde Zeki ile kafa atma noktasına da kopma noktasına da geldik demişsiniz. 36 senelik bir birliktelikte bunlar normal. Ancak merak ettiğim bu kriz dönemlerinin altında yatan nelerdi? Hangi konular ve hangi şartlar sizi krize sürükledi? Şimdi içtenlikle söylemek istiyorum. Bunu herkesin de doğruyu bilmesinde kesin yarar var. Bir Zeki ile birbirimize daha volümümüzü açıp bağırmamışızdır. Biz konuşmadan anlaşan iki kişiyiz. Ama insanlar kendi yapıları gereği bazı şeylere önceleri daha dayanıklı, eski tabirle daha mütehammil olabiliyorlar. Kader birliği ettiğiniz insanla menfaatiniz çok öndeyse önce egonuz sizi onunla beraber olmaya zorluyor. Bu sanıyorum ki karşılıklı. Tabii bu egonun da dozu olacak. Egosentrik olursanız, yani olmayacak şeyleri isterseniz gökyüzünden ya da karşınızdakinden verilmeyeceği de kesindir. Ama böyle bir dayanışma, böyle bir buluşma, böyle bir tahammül, böyle bir özveri, böyle bir demokratlık, böyle bir rasyonellik insanların çok birlikte yaşamalarında hem de bizatihi kendisi yarış olan bir dalda ortak olmalarını, aynı yerleri paylaşmalarını falan önceleri kolaylaştırıyor. Önceleri. Tabii. Giderek bunu yapmak zorlaşıyor. Orada bilge kişiliğe ulaşmak lazım. Yani bilge iseniz
Artık siz zengin de olsanız, menfaatiniz için birlikte olmanız şart olmasa da gene o insanla eskiden olduğu gibi her an beraber, her dakika beraber ve her şeyi paylaşarak yaşamanız mümkün olabiliyor. Ama bilgi kişiliğe varamamışsanız, soyunsanız bile varamamışsanız, o zaman böyle birdenbire bakıyorsunuz ki bazı şeylere daha az tahammül edilebiliyor. Şimdi sanatçılara dönüp baktığımız zaman icra ettikleri işten dolayı tabii ki ben merkezli insanlar. İçerinde biraz bencillik de yatan kişiler. Yani sanatçıları suçlamayın. Bize öğretmediler. Toplum olarak biz paradigmasını bilmiyoruz. Yani ya sen paradigması biliyoruz ya ben paradigması biliyoruz. Gerçi evet, bir konuda odaklaşıp o konuya yoğunlaşmak aslında beraberinde belli bir bencilliği, bazı olaylardan kendini arındırmayı gerektiriyor. Şimdi bir sanatçı olarak bir ikili içinde bulunmak, yani ben merkeziyetçi değil de biz merkeziyetçi olmak ne gibi avantajlar ve dezavantajlar içeriyor bir sanatçı kimliği açısından? Şimdi şüphesiz birlikte yaşamanız kolaylaşıyor biz merkeziyetçi olunca. Ve de hakça ve adil bölüşmeyi öğreniyorsunuz. Ama olay sanatçı objektifiyle irdelendiğinde herkes önde olmak isteyecektir. Evet, alkışı burada, kimse paylaşmak istemez tabii, örneğin. Burada özellikle tiyatroda Zeki'nin özverisini sevgiyle, saygıyla anmak istiyorum. Yani beni hep öne koymuştur. Hep ağırlıklı rolleri ben oynamışımdır tiyatroda. Ama ben de buna karşı ben başrol oynuyorum, bana 250 lira fazla vereceksiniz dememişimdir hiçbir zaman. Sinemada da mesela o ilah olmuştur, ben işçi olmuşumdur. O da öyle bir denge kurmuşuzdur. Bizim ikimizin bir bütün olduğunda birbirimize yararımız, hatta topluma yararımız olduğunu keşfettiğimizden bu yaklaşımların yarar olmuştur. Bunun zararı olmuş mudur? Bunun zararı tabii olmuştur. Bunu bir yerde daha söyledim, işte ayrılıyorlar dediler. İşte kapatma oradan çıktı. Oysa ben orada şunu söylemiştim, yani netice itibariyle bir sanatçı yapı özgürlüğü arıyor. Ama birine prangalanmışsanız siz özgür olamıyorsunuz. İşte o da olumsuz yani olmuştur. O bile belki. Belki. O bile belki. Birbirinizi eleştirdiğiniz zamanlar muhakkak olmuştur. Hangi konularda eleştirileri yönelttiniz birbirinize? Her konuda. Ama işte her konuda apaçık a priori olunca insanlar demin de anlatmaya çalıştığım gibi bilge olmamışlarsa ondan olumsuz etkilenebiliyorlar. Ola ki birbirimize söylememiş olsak bile, şimdi söylemenin zamanıdır, özellikle böyle rafine bir programda söylemekten gurur duyuyorum. Birbirimizi eleştirdiğimizde biraz gaddarlaşmışsak sanıyorum ki tahammülümüzün azalmasında o da etkili olmuştur. Peki bunlar oyun sırasında da olan müdahaleler mi? Hayır, oyun sırasında bizim Zeki ile konuştuğumuz dili herkesin anlamasını o kadar isterim ki. Biz satranç oynar gibi oyun oynarız Zeki ile. Birkaç hamle sonrasını ikimiz de görürüz. Ona rağmen de doğaçlama bir şekilde gideriz ve çok sevindirir bu beni. Gizli bir iletişim. Şimdi, tabii ben bir şey yapacağım zaman gözümden geçen ışığı Zeki görür. O da ona göre davranır. Ya da o bir şaka üretecekse, oyun dışı, ben onu anlarım, nefesinden anlarım daha. Hazırlanırım ve beraber tırmanır gideriz. Bir minik örnek vereyim. 7 dakika oynadığımız bir oyunu bir gün 45 dakika oynadık. Bir saniye, çok keyifliydi. Birbirinize güler misiniz? Tabii, ben hep Zeki'ye güldüm. Yani benim komiğim Zeki'ydi bu video falan çıkmadan. Ben kendimi görmüyordum ki. Ben kendimi yeni yeni görüyorum, hoşuma gidiyor. Peki Zeki'nin dışında kimlere gülersiniz? Şimdi beni güldüren yabancıları saymıyorum. Hey, güldürü ustasını güldürmek çok zor bir iş oluyor. Hayır değildir. Güldüren gülmeyi bilir. Ama biraz eleştirel bir gözle yaklaşmaz mı gülmüyor? Mesleki bir deformasyondur o. Her şeyi teknik bakarsınız, o yanlıştır. Biz Zeki'de ikimiz de çok güleriz. Yani ben Feridun Karakaya'ya da gülerim, İsmail Dümbüllü'ye de gülerim, Levent Kırca'ya da gülerim. Yeni arkadaşlarımız şu şeyler hariç, onları gitmedim çünkü görmedim, stand-up komediler. Ama televizyonda falan gördüğüm kadarıyla biraz zorlanıyorum gülmekte. Ama biz çok gülen insanlarızdır. Şimdi genel olarak diyoruz ki tüm Türkiye halkı size gülüyor, sizi seviyor. Sizin özellikle size gülmenizi istediğiniz bir kitle var mı? Hayır, bana herkes güldü çok şükür. Beni hiç ciddiye almıyorlar, beni hiç ciddiye almıyorlar. Şimdi biraz kabareden bahsetmek istiyorum. 1967 yılında kurduğunuz Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu ile kabare tarzının öncülüğünü yaptınız bu ülkede.
Şimdi Kabere'nin yapısına baktığımız zaman toplumsal, siyasal eleştirileri, yargıyı içeren, günlük olaylara eleştirel bir bakış açısını beraberinde getiren ve bir anlamda bir başkaldırı tiyatrosu. Şimdi Türkiye'nin bugünkü ekonomik ve siyasi ve kültürel yapısına baktığımız zaman hala birçok problemi halledememiş bir toplumuz. Bu şartlar altında bir toplumda kabare tiyatrosuna büyük ihtiyaç var. Ancak bugün dönüp baktığımız zaman kabare tiyatrosu neredeyse yok. Bunu nelere bağlıyorsunuz? Çok uzun bir cevap gerektiriyor ama özetlemeye çalışayım. Lütfen. Daha evvel de anlatmaya çalıştım. Şimdi bir toplumun vazgeçilmezidir tiyatro. Genelinde tiyatro. Sonra kabare tiyatrosu da tabii vazgeçilmezidir. Çünkü sizin de anlattığınız gibi sahne dünyanın aynasıysa kabare tiyatrosu bir dev aynası. Olayları biraz büyüterek anlatıyor ki insanlar daha net görsünler. Ondan daha fazla algılansınlar ve de yanlışı görerek yanlış yapmamayı öğrensinler. Bu toplumun da bir gereksinimi. Ama bu işi yapan insanların da gereksinimleri var. Onlardan biri de adı tiyatro olan bu olayın yapılacağı platform. Yani tiyatro binası. Türkiye'de olmadığını biliyorsunuz değil mi? Yani şimdi var olan birkaç taneyi yok saydığım için bana gene kızanlar olacaktır ama böyle bir platform yok. Önce demek ki sorun, salon sorunu. Neler çektiğimi anlatamam size. Ben şimdi otele falan gittiğim zaman hep büyük oda alıyorum. Çünkü ben 37 sene küçük yerlerde çalıştım. Küçük aynalarda makyajlar yaptım. Daracık yerlerde birbirimize değerek çalıştık, yaşadık. Hiç böyle bir oh rahat demedik. Mezara gireceğiz, ben rahat olayım diye. Şimdi hep evimde de eşyalar fazla yığma. Açıktır, büyüktür, gözüm rahat olsun. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çok olumsuz koşullarda çalıştık. Tiyatro binası olarak yapılan binalar o kadar azdır ki Türkiye'de. Biz sinemalarda oynardık. Ve de sesinizi en arka sıraya duyurmak için ben nodül oldum. Astronot Niyazi'yi oynarken nodül aldırmak zorunda kaldım. Onun için şimdi böyle çıtır çıtır konuşuyorum. Ama yine de güzel konuşuyor. Çünkü hep bina ters yapılır. Tavan döşemeleri, yanlar, sesin ulaşmasına akustik problemleri tam tersi. Çok akustik yoğun. Hiç bilinen bir şey değildir. Bir de biz gideriz her salonda böyle çık çık yapar, çak çak yapar, ah mah diye deneyler yapar. O da gösterilir, hiçbir şey de değişmez. Efendim, demek ki salonun birinci sorun olduğu kesin. İstanbul için bunu bugün düşünürsek biraz köşeleri kırılıyor. Yani bugün İstanbul'da belirli bir yerde oynamak avantaj değil artık. Çünkü bir yerden bir yere ulaşmak aşağı yukarı imkansız. Havaalanından buraya bir saatte geldim. Bir insan düşünürüz ki işte Kartal'da oturuyorsa Taksim'deki bir tiyatroya nasıl gelecek? Ya da Yeşilyurt'ta oturuyorsa nasıl gelecek? O yüzden İstanbul için sabit bir salon artık gereksinim değil. Belki bölgelerde olacak salonlar bu sorunu rahatlatacaktır. Ama bizim dönemimizde yoktu. Biz çok salon sıkıntısı çektik. İkincisi yazar meselesi. Bu benim için çok daha önemli. Bu benim iddiam. Kabul görebilir de görmeyebilir de. Türk insanı özgürlüğüne çok düşkün ve dayatılan şekilde de bireyselliği benimsemiş. Toplumsallığa alışık değiliz. Olamıyoruz. Çünkü tiyatro kolektif bir sanat dalı. Yazar bir oyun yazıyor, onu biraz prodüktör bozuyor, biraz rejisör bozuyor, biraz oyuncu bozuyor, biraz seyirci bozuyor. Seyircinin karşısında da oyun derayı oluyor, bir yerlerden çıkıyor. Adam sonunda oyununu tanıyamıyor. Size bir oyun getirmiş, 600 oyun oynamışsınız, son oyunla ilk oyun arasında çok ciddi farklar var. Öyle olunca yazar kendi özgürlüğünün tadını çıkarmak bağlamında oyun yazmak, hele hele kabare tiyatrosu oyunu yazmak yerine öykü yazmayı, roman yazmayı yeğliyor. Bir de özgür oluyor, hesabını da herkese kendi veriyor. Evet. Bu bizde çok ciddi bir sıkıntı. Yani Türk tiyatrosunun gelişmemesinin özellikle... Yani üretkenliğin yanı sıra eserini paylaşma tereddütü mü? Yani paylaşma tereddütü dersek suç unsuru gibi oluyor. Bence bu da bir eğitimsizlik, hepimizde olduğu gibi. Yani bu kolektif sanatta bir şeyleri bölüşmek, eserin bir bağlamda bozulması... hoş karşılamak lazım. Çünkü o zaman doğru bir yere ulaşılıyor. Ama bunu beceremediğimiz bugün telif hakları yasasının olmamasından da belli. O tolerans sınırı çok önemli. Örneğin bir oyunda oyuncunun oyununla çizdiği sınırla bir yazarın senaryosuyla çizdiği sınır hangi şartlarda sizce örtüşmeli ve hangi şartlarda bu sınırlar genişletilmeli? Şimdi önce bir yazar kendi objektifiyle bir olaya bakar ve de onu kaleme alır. Diyaloglu da işler anlatır.
Sonra biz bunu laboratuvara alırız. Yani önce eser okunur, ha bu yapılabilir denir. Sonra okuruz, okuma provası yaparız, arkadaşlara da okuturuz. Orada belli tipler vardır. O tipleri bir geçici distribüsyon yaparak öyle okuturuz. Sonra değiştirerek bir daha okuturuz. Bakarız kimler yatıyor, o tipin içerisinde kim yoğrulur, kim ne yapar. Sonra bir tipleme çalışması yaparız. Yani o tiplerin öyküsünü sorarız ya da anlatırız. Nedir bu adam ki, ne yapar, ne yapamaz gibi. Birdenbire bir tipler ayaklanmaya başlar. Şimdi daha buradan itibaren yazarın gördüğünün dışına çıkılmıştır. Tabii. Yorumlar başlıyor. Tabii çıkılmıştır. Ona deriz ki işte sen daha açık esbaslarla konuş, sen daha seri konuş ki bu zıtlıktan da gülmece alalım. Ya da işte sen biraz daha aptal ol, sana bir ağız takalım, sana bir kusur takalım ki bir şeyleri dök, kır, güldürücü ol gibi. Böyle şeyler ilave edilir. Bu da yazarın yazdığı gibi değildir. Şimdi birebir yazarın yazdığı gibi oynanması gereken oyunlar vardır. Ama kabaret tiyatrosu bu değildir. Şimdi bizim bu çalışmamızdan sonra olay ramp ışığına, yani sahneye, seyirci karşısına çıkar. Şimdi doğaçlama giren bir iş bu. Seyirci sizi o kadar güzel yönlendirir, o kadar güzel terbiye eder ki yazarın yazdığı, sizin stüdyo çalışması yaptığınız, pardon, ve de ortaya çıkardığınız yapıt bile artık yetersizdir. O zaman ona yeni bir şeyler ilave edersiniz, yeni bir şeyler katarsınız. İşte orada tanınmasal da gelir. Şimdi dönüp baktığım zaman sizin özellikle oyunlarınızda geceler, Beyoğlu, insanların lüzumu yok, yasaklar, şuna buna dokunduk oyunları, hep Kandemir Konduk imzalı oyunlar. Bu bir ekip ruhunun sonucu mu, yoksa yazara yönelik kriterlerinizin çok talepkar olması mı? Şimdi demin söylediğim şekilde yazar olmasından kaynaklanıyor. Şimdi Kandemir Konduk bir kabare yazarıdır. İlk Yüzsüz Zühtü ile biraz tırmandı. Zeki bir yazardır. Aksayan yanları iyi görür. Onları iyi dile getirir. O yüzden biz beraber büyüdük. Ve sizi de iyi tanır. Beraber büyüdük. Giderek tanıdık. Yani o zaman onu kızdıran önerilerimizi sonra o bizi kızdıracak boyutta yaparak getirmeye başladı. Kandemir Konduk iyi bir yazardır. O yüzden de daha çok onunla çalıştık. Ama her insan gibi Kandemir de bazen tutturamaz. Ben onu şöyle yorumlarım, hatta Metin Serezi de aynı kanaattedir. Adeta bazılarını başkalarına yazdırıyor. Ama kötülerini, iyilerini kendi yazar, başkalarını kötü yazar. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Doğru birebir olursa, sen de onu değiştirmek gereksinimi falan da duymuyorlar. Mesela bizim Yasaklar skecindeki sarhoş sahnesi. Ve unutulmaz sahne. Unutulmaz sahne. Benim mesela bütün doğaçlama katkılarıma rağmen Kandemir'in özünden hiç çıkmamıştır. Çünkü çok doğru yapılmış, çok doğru yakalanmış, çok mükemmel yazılmış bir sahne. Ama buna karşı mesela bir sürü sahnesi de fevkalade değişmiştir. Ama işte herhalde tamamlayıcı oluyor değil mi? Kolektif çalışma dediğimiz bu. İş bu. Yani deve kuşu kabare tiyatrosunun uyguladığı bu diyeyim daha doğru olacak. Çünkü ola ki kabare tiyatrosu değildir. Biz kabare tiyatrosu değiliz zaten. Bildiğimiz batı anlamında. Biz Haldun Bey öyle tanımlardı rahmetli, kabare oyunları diye tanımlayabileceğimiz bir türde çalışıyorduk. Bizim türümüzün gereği bu. Yazar bir şey getirecek, bir mekanik yapı getirecek, onu belki de beraber işleyeceğiz. Yoracağız. Çünkü yazarın objektifi ne olursa olsun, laboratuvarda olan biziz, mutfakta biz çalışıyoruz, biz terliyoruz. Evet. Bu bizim söylediğimiz daha doğrudur, bunu iddialı olarak söylüyorum. Haldun Bey'le de böyle çekişmelerimiz olmuştur, diğer yazarlarla da. Kimisi kelimesi değişsin istemez, mesela Can Baslan öyledir, benim kelimemi ellemeyin. Şimdi o kendisi de mizahçı olduğu için. Ama şimdi o başka bir şey, bu başka bir şey. Biraz ellenebilir yaparsam bunu daha doğru oluyor. Yani sizinle çalışmak çok kolay değil, zor ama sonuç. Çok zordur. Sonuç herkes için bence iyi olmuştur. Şimdi sizin tiyatro ile ilgili dizdiğiniz, sıraladığınız sorunlar arasında salon var, yazar eksikliği var, bir de kadro sorunu var diyorsunuz. Bu çok ciddi bir sorun. Ciddi bir sorun. Aşağıdan alttan birileri gelmiyor diyorsunuz. Bunca senedir tiyatronun içindesiniz. Sizin ustalarınız olduğu büyük yazar, büyük usta Haldun Taner'in sizin kariyerinizde çok önemli bir etkisi var. Sizin her zaman dile getirdiğiniz. Şimdi siz de bir usta tiyatrocu, kalıcı bir isim olarak bu kadronun gelişmesi ve yetişmesi için bir akademi ya da bir okul açmayı düşündünüz mü? Hayır. Hiç benim işim değil. Buna iki türlü cevap vermek istiyorum. Birincisi, tiyatro zaten bir okuldur. İnsanlar onun içinde yetişirler. Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'ndan yetişmiş bir sürü sanatçı görüyorsunuz bugün. Hatta yazar,
hatta teknisyen. Biz hepimiz beraber büyüdük, bu işi bilmiyorduk girdiğimiz zaman. O yüzden bizim okulumuz, öğrencilerimiz, hatta mezunlarımız fazlasıyla vardır. Ayrıca bir akademi açmak benim işim değil. Ama tiyatro üzerine hem devletin, siyasi otoritenin, hem yerel yönetimlerin, hem sermaye konsorsiyumlarının, genelde milletin böyle bir ödevi var. Evet, siz diyorsunuz ki örneğin 80 ilde 80 tiyatro olsaydı bugün, Türkiye bugün yaşadığı sorunların birçoğunu yaşamıyor olurdu. Yani inanın öyle. Ama siz mesela kendi tiyatronuzu kapattınız. Koşullar. Ama bunun iddia, yani bunu devam ettirme mücadelesini en başta sizin gibi sanatçılar büyük bir özveriyle tabii, o özverinin de hakkını vermek lazım halk olarak, ama büyük bir özveriyle götürmek durumunda değil mi? Hayır. Bakın, burada bizim bir özelliğimiz var. Normalde kabare tiyatroları 150 kişilik ya da 400 kişilik küçük salonlarda yapılır. Ve de bu daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çağdaş, daha kendini geliştiren, hiç durmayan insanlarla beraber yapılır, izleyicilerle beraber yapılır. Ve de bir keyif olur bu. Böyle bir tiyatroyu ömür boyu sürdürmek mümkündür. Yani ben istemez miyim zannediyorsunuz bugün sahnede olmayı? Biz istemez miyiz zannediyorsunuz sizin tiyatro sahnelerinize geri dönmenizi? Eksik olmayın tabii. Ama şimdi biz, Zeki ile Metin, halkımız bizi büyüttü, bir başka yere çekti. Biz başka bir görev, başka bir işlev aldık. Biz 3000 kişiyi, 5000 kişiyi, hatta hiç unutmuyorum Bursa'da Taylan gazinosunda 7000 kişiyi doldurduk. Maç gibi. Şimdi o kalabalıkların içerisinden çıkıp gene küçük bir sahnede ömrünüzün sonuna kadar kabare tiyatrosunu yapmak, batıdaki gibi özlemimiz olduğu halde olanaksız ve bizim konseptimizde ters. Büyük ve coşkulu bir işi yapmak için de biraz yaşımız geçti. Aşağıdan da gelip paylaşılmayınca insan ustalarını daha iyi anlıyor. Ama yaş söz konusu olduğunda yurt dışı örneklerine baktığınız zaman pek önemli kriter 80 değil. 80 yaşında kabareci var. Onun bizde yok. Ama bu bir ilk olabilir. Şimdi bir de deminden beri biz paradigması diyoruz. Siz ve sizin gibi düşünen bir sürü insan bize hep ödevi veriyor, ev ödevi. Gelin siz tiyatro yapın. Evet. Hayır, artık biz yapmayacağız, başkaları yapacaklar. Bunu başkalarından isteyip başkalarını yaratmak, başka zekiler, başka metinler yaratmak, o insanların yapacakları tiyatrolara ulaşmak, hatta Türkiye genelinde bir kabare tiyatrosu ya da bir dramatik tiyatro gibi daralmış sınır içerisinde değil, bütün dünyada olduğu gibi siyasi partiler yelpazesi gibi bir opera, bir bale, bir dramatik tiyatro, bir kabare tiyatrosu, seks tiyatrosu, korku tiyatrosu, ajitasyon tiyatrosu, sandviç tiyatrosu, gazete tiyatrosu, artabilecek bütün çağdaş ve yeni örnekleri içeren bir yelpazede tiyatro yapılmalı. Evet. Ve bunların bütün oyuncuları, yazarları, teknisyenleri, uygulayıcıları ayrı ayrı yetişmeli. Hatta bunun bir eğitimi olmalı. Hiç değilse içinden seçilecek 5 tanesini. Peki ben bu genel perspektiften yine özele dönersem, bundan sonraki projelerinizin arasında bir müzikal ya da bir kabare tiyatrosu yok mu bundan sonra? Sürekli bir kabare tiyatrosu yok. Onu biz kapattık. Bir geriye dönüş olabilir mi? Bir prodüksiyon için olabilir. Bir prodüksiyon yapılabilir. Çünkü biraz da bunun matematiksel geçerliliği de olması lazım. Öyle bir şanssızlığımız da var. Ama bu bir bütün olarak değerlendirilirse, akıllıca bir iş yapılırsa, sanıyorum ki böyle bir şey mümkün. İnşallah diyorum. Ve televizyona geçiyorum. Hastane, Yerim Seni gibi diziler çektiniz. Bu dizilerde rol aldınız. Televizyonda ne gibi farklar yaşadınız tiyatrodan? Şimdi hemen şunu düzeltmek istiyorum sizin sayenizde. Son zamanlarda ben bir Don Kişot gibi yel değirmenlerine saldıran komik duruma düştüm. Çünkü medyayla mücadele eden benmişim gibi bir izlenim doğdu. Bütün kılıcımı çektim. Şanslı da yok yanımda. Yalnız başıma saldırıp duruyorum kanatlara. Bunu bir kenara koyduktan sonra televizyonla sahne arasında çok ciddi farklar var. Önce bir buğut eksik. Yani tiyatronun en güzel tarifi insanı insana, insanla anlatma sanatıdır. Ve de bu biraz terli, kanlı, gözyaşılı, tükürüklü olur. İnsanlar birbirleriyle kahkahalar, alkışlar, o bile alışveriş içerisinde olur. Ciddi bir elektrik alışverişi vardır. Bir kolektif şuur, bir kolektif hisleri vardır. Oradaki bireyler bir süre sonra bireyliklerinden çıkarlar, toplum oluverirler. Toplum beyni gibi, Leon Dugin dediği gibi başka bir beyin oluşuverir orada. O beyin eğlenir, o beyin güler, o beyin üzülür, o beyin orgazm olur, çıkar. Şimdi televizyona girdiğiniz zaman ekranda bu boyut yok. Baştan soyutlanma. Tabii.
Birincisi bu eksik. O yüzden mesela tiyatro ile televizyonu asla karşılaştırmamak lazım. Bizim izleyicimiz bunu yapıyor. Hatta basın da yapıyor. Basının bu konuda bize yardımcı olup bunların ayrı ayrı şeyler olduklarını, o yüzden ayrı değerlendirilmeleri gerektiğini vurgulaması lazım. Birincisi bu. İkincisi sahnede bile, yani insanların karanlık bir salona sokulup bir yere bakmaya zorlandıkları bir yerde bile ışıklar sönüyor, bir yerde ışık yanıyor, bütün koltuklar oraya bakıyor. Dikkat %45'tir. Evet. Yapılan araştırmalarda 35, 45 ya da 60 değişir ama yani az bir dikkat. Ki süre uzadıkça bu dikkat oranı da azalır. Tabii o yüzden işte sahnede mizansen yapılır, trafik yapılır, volüm ayarlanır, ses yapılır. O bir müzikal gösteri gibidir, bir orkestra gibidir. O yüzden de değişik sesler, değişik enstrümanlarla hep dikkati ayakta tutmaya çalışırsınız. Şimdi bu olay ekranla eve girdiğinde her şey dağılıyor. Özellikle de bu prime time denilen zamanlarda ev en yoğun. Çünkü yemek hazırlanıyor, yemek gürültülü, yenecek, işten gelenler var, gürültü kalabalık, evin çocuğu başka dertte, kızı başka dertte, anne başka dertte, varsa büyükleri başka dertlerde, insanların elektriği ve dikkati çok dağınık. Karşısına oturulup seyredilse bile fındığa fıstığa giderken, gazoz içerken, hanım kola getir derken burada espriyi kaçırıyorsunuz. Öyle olunca bazı şeyler anlaşılmıyor. O yüzden mesela tekrarlarda daha keyifli olur. Yüzeyselliğe götürüyor mu bu? Şüphesiz. Detayları yok edip şüphesiz, geniş anlamda şüphesiz. Ama bu demek değildir ki televizyon olmasın. Televizyon bugün çok ciddi bir silah. Zaten herkesin için ruhsatları geç de olsa alıp bu silaha sahip oldu. Anlıyorsunuz bugün 261 tane kanal var Türkiye'de. Bu çok ciddi bir silah. Ama bu silahın güzel beyinler tarafından yöneltilip doğru kullanılması da mümkün. Bunun mermisi gülmece olursa, bunun mermisi bilgi olursa, bunun mermisi eğitim olursa yaralamaz. Yara açmaz, kan akıtmaz, oldurur, çiçek açtırır. Bu değişimi... Ama bu mermiler kan olursa, bu mermiler şiddet olursa, bu mermiler kalitesiz erotizm yani porno olursa, bu mermiler kan akıtır, yara açar, toplumu zedeler dağıtır. Bu tür değişimler sadece televizyon sektörü için değil, toplumun birçok alanında... Şüphesiz ama televizyon her evde. Içinde. Bir defa para veriyorsunuz, bir alet alıyorsunuz, ondan sonra ses sürekli hizmet satıyor. Yani serbest pazar ekonomisindeki sisteme bile aykırı. Yani sürekli bir şey ödemek zorunda kalsanız eminim ki daha çok özen göstereceksiniz. Hatta ben şöyle şeyler düşünüyorum, belki ütopik ama iyi programlar izlendiğinde o programları izleyen izleyicilere ödül verilmeli. Motive etmek ve cesaretlendirmek. Kesin, kesin. Yoksa bu ekonomideki Gresham kanunları işliyor. Kötü para iyi parayı kovar gibi kötü davranış iyi davranışı kovuyor. Giderek rafine olmayan, kalitesiz, seviyesiz, buruncaya kadar. Seviyesiz bir şey. Ama işte bu yaramaz çocuk terbiyesi de bizde olmamalı, yakışmıyor, çağdaş değil. Çocuk bilmez sobanın sıcak olduğunu. Yapma yavrum yanarsın dersin. Söz dinlemez. Uzatır, yanar, bir daha elini götürürsün sobaya çeker. Der. Ama bizim insanlarımız biz bu. Biz elimizi çok yakınlaştırdık sobaya yanmak üzere. Yaramaz çocuk muamelesi görmesin. Yani üzülüyorum o zaman. Siz bu tür değişimleri gerçekleştirmek ya da en azından hız kazandırmak adına bir dönem aktif politikaya girme teşebbüsünde bulundunuz. Sonra vazgeçtiniz. Bugün bu verdiğiniz karardan pişman mısınız? Yeniden düşünüyor musunuz aktif politikaya dönmeyi? Şimdi geri dönme kararımdan pişman değilim. Hı hı. Çünkü onun akılcı olduğunu hala düşünüyorum. İyi ki yapmamışım diyemiyorum. Çünkü bizim arkadaşlarımızın düşündüğümüz gerçekleşseydi ben eminim ki ülke bugün bu çizgide olmayacaktı. Hı. O kadar iddialı. Yalnız beraberce bir şey götüremedik. Gene Türk halkının, Türk insanının, belki de dışarıdan belli belirsiz düşmanların, gizli düşmanların, ki o içimizdeki süper ego olabilir, o bencillik olabilir, o paylaşmama olabilir, o yanlışlıkların neticesidir ki bu toplu hareketi istediğimiz güzellikte, tasarladığımız şekilde geliştirmedik. Yoğunlaştığınız başka alanlar var. Örneğin bir dönem siz delileri oynamıştınız. Turgut Özakman'ın oyununa ithafen demişler herkesin için. Bir dönem delileri oynuyordu ama şimdi zenginleri oynuyor. Çünkü borsada oynuyorsunuz. Gayrimenkulleriniz var. Hipermarket, bir hipermarket zincirinin ortaklığı söz konusu. Ve sizin için çok akıllı bir yatırımcı diyorlar. Parasını çok iyi değerlendirir diyorlar. Ben şimdi onu değil ama şunu merak ediyorum. Para sizin için hangi durumlarda bir anahtar ve hangi durumlarda vazgeçilebilen bir metodur?
Şimdi insanı Hegelci bir felsefeyle çırılçıplak soyarsanız beslenme içgüdüsü kalır, üreme içgüdüsü kalır, korkusu endişesi kalır. Bunun dışında siteye katılmış değerler izafi itibari değerler silsilesidir. Etik, estetik, sanat, şiir vesaire bütün bu güzellikler, aşk, siteye sonradan katılan değerlerdir. Para da bunlardan biridir. Hı. Ama siteye sonradan katılan bu emek ve hizmet, mal ve hizmet üretiminin değerlendiricisi olan, adı para olan bu garip şey, insan organizmasına adeta dürtüleri, güdüleri kadar yapışmıştır. Bu sistemin yanlış işlemesinden, bolsuz bir şeyin olmayacağı kanaatine insanların adeta zorla inandırılmasından kaynaklanmaktadır. Onun için paranın açamayacağı kapı yoktur lafı maalesef doğru işliyor. Onun karşısında koyacağınız işte dostluğun açamayacağı kapı yoktur, sevginin açamayacağı kapı yoktur. %1-2 gibi küçük bir oranda kalıyor. Oysa para her şey demektir. Bugün üzülerek söylüyorum. Satın alamayacağı çok az şey. Şöyle çok az derler şey var. Ki aman para olmasın, sağlık olsun. Ben bu sözle hemen bir başka konuya geçmek istiyorum. Sağlıklı sağlık hizmetine ulaşmak için paraya ihtiyacınız evet. var. Bugün Türkiye'de yaşanan sorun bu. Kaliteli sağlık hizmetine ulaşmak çok pahalı. Onun için insanlarımız hastane koridorlarında çok... Siz özellikle sağlık sigortası konusunda tereddütlerinizi çok sıkça bir şekilde dile getiriyorsunuz. Tıbba karşı özel ilginizden dolayı belki de bu. Yeni mezun pratisyen kadar tıp bilgim var Onlar tabii şakalar. Ben çok okuyorum, çok konuşuyorum. Teşhislerinize ne kadar doğrusunuz? Bütün dostlarım doktor. Teşhislerimde %60 doğruyum. Çok iyi olduğumda Allah'a var, 90 olduğumda var, utancımdan söyleyemiyorum. Doktor arkadaşlarınız var mı? Tabii. Ne düşünüyorlar? Çoğu doktordur dostlarımın. Onlar da birbirlerine benim doktorluğumu anlatırlar. Hı. Ama inanınız bu bazı doğruları içermesine rağmen çok doğru değildir. Burada biraz keyif, biraz şaka, biraz ironi, yani biraz kabare tiyatrosunun özellikleri de yatıyor. Hı. Bir hekim arkadaşım benim hekimliğimi överken deryada katreyi anlatıyor. Yoksa bu tıp ilmi çok kolay ezberlenecek, öyle benim gibi, benim gösterdiğim gibi çabalarla öğrenilecek bir şey değil. Ama teşhis ve daha doğrusu tanı, Türkçesiyle tanı meselesinde bir aktörün insanı iyi tanıyan, 40 senedir insanla uğraşan, insanın içine derinliklerine gitmeyi beceren, belki de kılcal damarlarının içinden geçen kan hücresi kadar toplumu tanıyan, toplumla alışveriş içerisinde olan, çünkü kan hücresi de öyledir. Geçerken alır verir. Hatta kan hücresinin bir dal yuvarının geçemeyeceği darlıkta damarlar bile vardır. Oradan ezilerek geçer. Ama orada alışveriş yaparlar. Şimdi ben de öyle bir insan olduğum için sanıyorum ki insanı tanıyorum. Buna biraz da bilgi ilave ederseniz bir hastanın nereye gideceğini biraz daha özgürce değerlendirebiliyorum. İster miydiniz doktor olmayı? Çok. Zekil ekimizin de hedefiydi. Babaların da biraz etkisiyle herhalde. Şüphesiz. Hı. Çok doğru. Bir başka yerde de gerçek bir dipsomanım demişsiniz. Yani bir şeyin bitmesini istememek gibi bir durumunuz var. Evet. İşte yemek bitmesin, içki bitmesin, evet. Sohbet bitmesin. Bir şeyleri bitirmemek aslında başka bir şeylerin bitmesine neden oluyor mu? Şüphesiz. Şüphesiz. Örneğin bir şeylerin biteceğini bilmediğinizi anlıyorsunuz. Mutlaka biteceğini bilmiyorsunuz. Bunun en kötüsü yaşam. Siz ne olursanız olun, ne yaparsanız yapın, değişmeyen tek son ölümdür. Önce onu kabul edeceksiniz. Şimdi ben onu kabul etmişim. Zorlanmış mıydınız? Onu başarmışım. Hayır, bu daha eski yıllarda oldu. Yani 10-15 senelik bir hikaye bu. Ben o zamandan beri, hatta o gözü peklik döneminde insan çok yaklaşınca onu anlıyor yani. Onu önemsemeyebiliyorsunuz. Hatta yanlış değerlendirmelerle yüzünüze bir şey olmasın da canınız gidebilir bağlamında bile düşünebiliyor insanlar. Eski tabiriyle paçası bozulmasın. O çok önemli bir şey değil. Ama örneğin güzel sohbetin bitmemesini arzuluyorsunuz. Ama işin içinde alkol de varsa bazen bitiveriyor. Bir de insanlar karşı taraf gibi düşünmeyi beceremediklerinden herkes kendisi gibi düşünüyor. Ve herkesin ortaya attığı fikirler ve de tavır herkesin anlayacağı, herkesin mutlu edecek boyutta olmayabiliyor. Geçenlerde böyle bir güzel bir toplantıya katıldım. Dostlarım beni davet ettiler bir yere. Önce fevkalade keyifliydi. Hem minik bir röportaj yaptık hem de Fahri abi ilan edildim. Evet. Muhabbetin sonuna doğru yani
dayak yiyip oradan çıkmadığım için şükrediyorum. Şimdi o zaman yani bazı sohbetlerin de bitmesi gerektiğini anlamanız gerekiyor. Ben onu yapamıyorum. Ve sizin sohbet masalarınızda tek kale en son siz kalıyorsunuz. Şimdi o yola girildiğinde, girildiğinde bir süre sonra orada içkiyi bırakıp, muhabbeti bırakıp, özür dileyip sevgilerle, saygılarla ayrılmak lazım. Ben onu yapamıyorum. Sanki yerime mıhlanıyorum. En son siz mi kalkıyorsunuz? Evet. Beş kardeş, dört kız, bir erkek. Evet. Tek çocuğum yani. Şımarıklığım oradan geliyor. Tek çocuk problemim de ondandır. Ama benim de hiç durmamış. Neler söylemişim ben. Sevgili Sedef. Bazı adamlar sivri işler yapıyorsa veya huysuzlukları varsa tek çocuktur onlar demişsiniz. Sanıyorum doğrudur. Sizin ne gibi huysuzluklarınız var? Şimdi ben maalesef etrafa bakmasını bilen biriyim. Bunu öğrendim. Rahmetli Adnan'a da öyle söylemiştim. Yani bakan değil gören ol diye. Hatta seçim propagandasında da kullanmıştı bunu. Nurda yatsın. Maalesef görüyorum da yalnız bakmıyorum. Görünce rahatsız oluyorum. Bilmek mutsuzluktur. Tabii. Yani görünce rahatsız olursun. Burada bir yanlış şey var. Şimdi İnsan Hakları Derneği başkanı vuruluyor. Polis takibata geçiyor. İnanılmaz bir başarıyla suçluları yakalıyor. Şimdi başbakan diyor ki gidebildiğin yere kadar git. Ne demek bu yani? Eskiden gidebildiği yere kadar gidilmez miydi? Burada özellikle böyle bir uyarı geliyor. Sonra Hanefi Avcı diyor ki ben söyledim, beni dinleselerdi bu olmazdı diyor. Yani bu trajikomik insanı çıldırtıyor. O zaman işte saldırı. Bir avcı öyle, bir dönem gözaltına alıp hapishaneye bile konuyor. Serbest bırakılan bir tabii. İşte bunları görünce üzülüyorsunuz, yıpranıyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, saldırıyorsunuz. Bu bir. Bir de bizim yapımızda bir eksiklik var. Biz insanı insan olarak kabul etmiyoruz. Hep ilah yapmak istiyoruz. İlahlar yaratmak istiyoruz. Yani burnuyla oynayan bir insan bizi üzüyor. Geğiren bir insan, terleyen bir insan, seks yaparken garip sesler çıkaran bir insan, insan değilmiş gibi kabul ediyoruz. Oysa bunların hepsi bir bütünlü insan. O zaman bütün insanı gören, yani düzlem geometri değil de uzay geometri de düşünen, düzlem geometri düşünenlerle bir aradayken rahatsız oluyor. İşte onlar beni çok üzüyor ve yıpratıyor. Ama gene de böyle yaşamak zorunda olduğum için rağmen yaşıyorsunuz. Rağmen yaşamak da üzücü ve yıpratıcı olur. Huzursuzluklarınızı nasıl yansıtırsınız? Şimdi insanların insan olma yolunda büyük mesafeler kat etmelerine rağmen insanlığa ulaştıkları inancında değilim. Yani ayağa kalkmak, ön lobların gelişmesi, gülmeyi becerebilmek, uysa doymasa da toplumsal bir yaşamı sürdürmek insan olmak için yetmiyor. Hala insanların yaratılışında öldürme içgüdüleri, düşmanlık güdüleri, dürtüleri var. İnfantilizm diyoruz buna. Şimdi bu öldürme içgüdüsünün bir bazda tatmini lazım. Bunun yasal bazda olması gerek. Evet, önemli bir nokta. Yasal bazda olunca da bu ancak sanatla ve sporla olabiliyor. Benim eskiden yaptığım gibi değil, sonraki dönemde yapmaya çalıştığım gibi ancak sözle, anlatarak, eleştirerek, yererek buna müdahale edeceksiniz. Yoksa başka şansınız yok. Evet. Son olarak planlarınız arasında bir sağlık merkezi ya da içinde bir sağlık merkezi bulunan bir huzur evi açmak gibi bir düşünceniz vardı. Evet. Hala bu düşüncede misiniz? Şimdi bunu sanıyorum gerçekleştireceğiz. Yani Zeki'yle de öyle bir projemiz vardı. Fakat son dönemde bir başka sektörlere dağılıverdik. Hı hı. İşte Zeki balıkçı lokantası açıyor, ben hipermarketle uğraşıyorum falan. Gerçekleştiremedik ama bu gerçekleştirme aşamasında, hatta ben bu hipermarket örneğimizdeki konseptin, o modelin sağlık hizmetlerinde yani de... Yani çok ortaklı. Tabii çok ortaklı ama eşit. Ve de sermaye arttırımıyla ortakları azalmayacak. Yani sonunda iki kişinin hakim olmayacağı bir model konsept üzerinde çok duruyorum. Hep duruyoruz arkadaşlarımızla da beraber. Bunu hiperparakendecilik sektöründe yaptığımız gibi sağlık sektöründe de, hatta ileride eğitim sektöründe de yapmayı amaçlıyoruz. Sanıyorum başaracağız. Bu sefer de hipermarketçilikte olduğu gibi o işin içinde Zeki yok olmayacak. Daha önceki deneyimlerin istinaden. Evet, bundan sonra iş adamlarınız yoğunlukta olacak ama ben temenni ediyorum ki sanat yaşamınızı da ihmal etmeyin bu arada. Teşekkür ederim. Çok şapkalı olmak beni üzüyor aslında. Ben keşke hiç bunlara bulaşmasaydım da yalnız sanatımla uğraşıp yalnız sanatımla her türlü doysaydım, her istediğim şeyi yapabilseydim. Ama yine de başta da girişte de söylediğim gibi çok yönlü bir insansınız. Ve her yönde o koyu renkleri de tutturabilen
bir insansınız. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bu özel programımızda, 200. programımızda katılıp bize bu kadar keyifli, bu kadar zengin ve derin bir sohbet sunduğunuz için. Ben de bu programın bitmemesini isterdim ama süremiz doldu. Her ne kadar bu program için yarım saat olan süremizi bir saate uzatmış olsak da. Başardık mı onu? Vallahi ben soru sormaktan yoruldum ama biliyorum ki siz konuşmaktan yorulmadınız. Zaman hiç geçmiyor gibi geldi. Programımızın sonunda böyle bir defterimiz var Metin Bey. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Diyorum ki içinizden ne geliyor, aklınızdan ne geçiyorsa lütfen buraya bizler için yazıverin. Bir dostum kabare tiyatrosunu tarif ederken, daha doğrusu bir büyüğüm, hani bazen böyle kurşuni günler olur demişti. Yağmur yağar, hava yağacak mı yağmayacak mı belli de değildir. İnsan içine bir daral gelir. İşte öyle günlerde nasıl güler yüzlü bir komşu aranırsa, nasıl sözünüzü anlayacak bir dosta gereksinim varsa, kabare tiyatrosunu ben öyle yorumluyorum. Ve de o zaman özellikle öyle günlerimde size geliyorum demişti. Bu beni çok mutlu etti. Şimdi sizin bu dersinizi çok iyi çalışmış olmanız. Teşekkür. Olaya yaklaşımınızdaki zarafetiniz. Başta bana verdiğiniz ödüller beni çok duygulandırdı. Adeta bir kabare tiyatrosuna gitmiş gibi oldum. Çok teşekkür. Özet olarak bunu anlatmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.